Hemen konuğumuza dönelim. Profesör Doktor Yankı Yazgan şimdi karşımızda konuğumuz. Yankı Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi akşamlar. Siz de akşamlara hoş geldiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi ekonomik boyutuyla ilgili size sorularım olacak. Tam da size gelirken izlediğimiz haber üzerine ama şöyle genel bir başlangıç yapayım istiyorum. Sizle bu salgın sürecinde farklı farklı aralıklarla yayınlar yaptık. Başlangıçtan Doğru. bugüne şöyle bir baktığınızda ruh halimiz nasıl bir grafik izledi? Nereden nereye geldik? Bunu tabii dinleyicilerimizin hepsi kendileri farklı farklı yollarla aslında bu dönemi geçirdiklerini düşünecekler. Ama özellikle bizim veri topladığımız çocuk, genç, öğretmen ve sağlık çalışanı grubu hakkında veriye dayalı biraz bilgim var. Tabii, tabii onun topluma da baktığımızda özellikle pandeminin ilk 3 ayıyla şu andaki son 3 ayı diyelim arasındaki kıyaslamalara baktığımızda 3 ayın ilk 3 aydaki bilinmezlikler şu anda daha az bir açıdan baktığınızda. Örneğin aşı bulunmuş vaziyette, bazı tedavilerle ilgili gelişmeler var. Yani hastalık ve virüs hakkındaki bilimin sayesinde gelişen bazı hakimiyet var. O nedenle diğer yandan bizim yaşamlarımıza olan etkisiyle ilgili belirsizlik, yani bilinmezliğin yarattığı belirsizlik ön plana geçmiş vaziyette ilkbahara göre sonbaharda. Daha bir örneğin sağlıkla ilgili endişelerin varlığının sürdürmesi yanında biraz önceki sizin yiyecek sektörüyle ilgili verdiğiniz haberde olduğu gibi kariyeriyle gelecekle ilgili endişeler ve de çok yakından yaşayan insanların oranı artıyor. Evet, bunun özellikle evet. Çocuklar, gençler dünyasına yansıması ise evlerdeki gerilimin, geçimsizliğin, yani sadece hani geçinememe, aynı zamanda da ekonomik zorluklar, evdeki şiddetle örneğin korelasyonu olan, ilişkisi olan veriler. O yüzden evlerin genel huzurunda bir değişim, stres düzeyinde tekrar bir yükselme var. Bu da örneğin yine ilkbahar döneminde çocukları bir süre daha motive tutmak, konsantre tutmak mümkünken derslerin başında, ekran başında, şu andaki gitgeller nedeniyle kaçınılmaz olan tabii bir kısmı, çocukların da biraz ne yapacağını bilemez durumda olduklarını önemli bölümünün görüyoruz. Ne olacak? Tahammülsüzlüğe mi dönüşmeye başladı bir yandan bu durum? Şöyle bir bekleme süreci düşünün. Tahammülsüzlük aslında hepimizde. Yani bir kuyrukta beklerken kuyruğun bir türlü bitmek bilmemesi, uzadıkça bitecekmiş gibi gözüken kuyruğun giderek daha da uzamasında olduğu gibi büyük bir engellenmişlik duygusu içindeyiz. Bu tabii kabul ediyoruz, tamam, bir salgın var, yaşam çok daha zorlaştı. Bir de üzerine İzmir'de olduğu gibi deprem gibi başka felaketler ekleniyor, işsizlik ekleniyor, ekonomik zorluklar ekleniyor. O nedenle bütün bunlar sonuçta tahammül bir şeydir, bir istiab haddi gibi, yani bir yükü taşıyabilme kapasitemizle ilgili. Bu kadar çok yükü taşımakta zorlanıyoruz. Araya gireceğim. Şimdi, çok affedersiniz. Çünkü hemen lütfen. Bu arada sizle birlikte biz de bakalım. Vaka tablosu geldi. Bu saatlerde açıklanıyor biliyorsunuz. Dün 116 kişiyi kaybetmiştik. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısında ne yazık ki bir artış var. 123 kişiyi COVID-19 salgını nedeniyle, COVID-19 nedeniyle bugün kaybettik. Ve hasta olarak tanımlanan sayıda da bir artış var. Kişide de 4215'ti dün. Bugün 4542 hasta var. 157 binin üzerinde de test yapıldı. 157.756. Tekrar edelim. 123 kişiyi kaybettik. Son 3 gündür 100'ün üzerine çıkmıştı ve ne yazık ki artarak kayıplarımız devam ediyor. Bir de değil mi bu duyguları yaşarken her gün bu hayatını kaybeden kişileri duyururken çok olağan bir şeymiş gibi. Yani bir felakette yaşanacak kişi kadar insanı kaybediyoruz. 123 kişiyi bir günde ve farkında olmadan duyarsızlaşıyoruz da aynı zamanda. Evet, sayılara dönüşmesi, vatandaşlarımızın sayılara dönüşmesi çok sarsıcı, daha da moral bozucu olabiliyor bazen. O nedenle burada bu vefat edenler arasında yurttaşlarımız,
yurttaşlarımızı kurtarmak için çabalarken enfekte olup hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve zorunlu işleri, gerekli işleri yapmakla meşgul olan çalışanlar, onlar da var. Yani bu oldukça karma, yani herkesi etkileyen bir durumla karşı karşıyayız. Kimse muaf olmadığını öğrendi. Siz demin ilkbaharla sonbahar arasındaki farkı söylüyordunuz. Hı. Muaf değiliz hiçbirimiz. Hepimizi etkileyebilir. Çünkü bu tür felaketlerde doğal reaksiyonlardan birisi, normal bir reaksiyon değil ama zaten anormal bir durum olduğu için reaksiyonumuz da anormal oluyor. Bir şey yokmuş gibi hareket etmek. Özellikle yaz aylarında o ruh haline de girdik daha fazla. Ama bir şeyin olduğunu bize hissettiren sevdiğimiz popüler şahsiyetler hastalanıyor, bazıları vefat ediyorlar. Ailemizden birini kaybetmiş kadar üzüldüğümüz önemli tanınmış kişiler olabiliyor. Bunun yanı sıra da bu rakamların içinde bir bilinmezlik yok. O nedenle umursamama lüksünü de birçoğumuz artık hissetmiyoruz. O nedenle birazcık korku duygusunun ağır bastığı, korku duygusunun ağır bastığında da yanılma, yanlış yapma hareketlerimizde ya da can haliyle hareket etme ihtimalinin arttığı bir dönemdeyiz. O nedenle bir parça kararlarımızda kritik kararlar alıyorsak özellikle bu dönemde aceleci olmamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu andaki duygu yoğunluğu bizi çok uzun vadeyi düşünmekten alıkoyduğu için içinde olduğumuz o andaki sıkışık durumdan çıkma odaklı davranıyoruz. Buna dikkat etmeyi öneriyorum. Peki evde uzun süredir sabırla bir kısım öğrenci okula döndü ama dönmeyi bekleyen başka öğrenciler de varken bir anda tersine döndü. Şimdi sınırlı da olsa okula giden çocuklar tekrar eve döndüler ve süreç biraz daha uzadı. Evlerde sizin gözlemleriniz ve çalışmalarınız ne söylüyor? Ebeveynlerle çocuklar en çok hangi konularda sorun yaşadılar? Onlara tüyolarınız, önerileriniz var mı bu süreci daha sakin, kontrollü geçirebilmeleri için? Son yıllarda yani meslek hayatımda aslında en çok cevap bekleyen, herkesten duyduğum soruların başında bu geliyor. Çünkü anne babalar ve çocuklar ilk defa hayatlarında bu şekilde aynı zaman dilimini, aynı mekanı birlikte geçirmek durumunda kaldılar. Ve bununla ve bunu yaparken bir tatil dönemi ya da bir okul arasında değil, tam da hem kendilerinin aktif çalıştığı büyük bir bölümünün, bir kısmının evde, bir kısmının işe giderek çalışmak zorunda olduğu bir döneme denk geldi. Ve okulun kamusal bir kurum olarak aslında çocuğun gelişimindeki önemini hepimiz çok yakından gördük. Çocuklar sınav olsa da okula gitsek diyen çocuklar olacağı aklımıza gelir miydi buradaki durumda? O nedenle benim genellikle önerim şu oluyor. Bu olağanüstülüğe göre hareket etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin çocukların ödev yükünü, dersleri öğrenme kapasitelerini şu içinde olduğumuz döneme göre ayarlamak gerekiyor. Yani her şeyi yapamayacaklar. Bazı şeyler eksik kalacak. Ve bunun öğretmenler üzerinde bu zaman zaman ben sosyal medyada da yazdım. Yani müfredatın aslında hafifletilmesi ve gerçekçi bir düzeye çekilmesi için de bir fırsat bu. Çocuklara her şeyi öğretmeye çalışmaktan hiçbir şey öğretemediğimiz bir sistemimiz olduğunu zaten biliyoruz. Ama bunu sadeleştirmenin, çünkü sadeleştirme olmadan her şeye yetişmeye çalışmak, bütün ödevler gün boyu saat 3'e kadar birçok okulda okul devam ediyor. Saat 4'te sokağa çıkma yasağı çocuklar için başlıyor. Hangi çocuk ne zaman hava alacak, ne zaman enerjisini kontrollü bir şekilde kullanacak? Nedenle benim bir numaralı önerim yükün hafifletilmesidir çocukların üzerindeki. Bu okullar ister online olsun ister tekrar dönelim. Daha düşük tempolu bir eğitimle de aynı kaliteli eğitimi sağlayabilmenin yollarını
eğitim kadrolarımızın bulabileceğine inanıyorum. Bir de çocuklar zaten bazı çocuklar anne babaları dışarıda yani evde çalışma fırsatı olmadığı için tek başına da kaldılar değil mi? Herkesin ekonomik olarak bir bakıcı tutmaya imkanı yok. Herkesin bir büyüğü yok çocuğunu bırakabileceği. Ben duyuyorum 8-9-10 yaşındaki çocuklar bütün bu süreci evde yalnız geçirmek zorunda kalıyorlar. Bir güvenlik sorunu da aynı zamanda bu. Az önce bahsettiğiniz ekonomik zorluklarla mücadele eden insanlar da bununla baş etmeye çalışıyor. Hangi ekonomik statüde olursa olsun insanlar için şöyle bir rahatlatıcı öneriniz var mı? Ne yapmak lazım baş etmek, biraz öyle, rahatlayabilmek için? Şu rahatlatıcı ne olabilir? Yani açıkçası kolaylaştırıcı bir önerim yok. Evet. Ama rahatlatıcı öneri bu iş bitecek. Bunun bir sonu gelecek, böyle devam etmeyecek. Ama ne zaman bitecek, bitti bitiyor ruh halinde olduğumuz zaman gerginliğimiz daha çok artıyor. Çünkü devamlı saatine bakıp bir şeyin gelmesini bekleyen, bir aracın gelmesini bekleyen birisi gibiyiz ve ne zaman geleceği belli değil. Öncelikle kendi üzerimizdeki ne zaman bitiyor, bitti mi, bitecek mi tarih almaya çalışmaktan, bunun için bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Evet. Ve şu şartlar altında bu bitecek, yani ben ruhumuz da hasta demedim bu arada, alttan öyle bir yazı geçiyor ama bu arada ruhumuz hasta değil, sadece stres altındayız yani oradaki şeyde. Buradaki en önemli kısım mevcut durumda yapabileceğimizin ne olduğunu ve kendi gücümüzün neye yettiğine bakmak. Yani anne baba okul, işten, fabrikadan eve geldiğinde ya da bir bankacı ekranı kapatıp saat şu anda 7'de 8'de çocuğunun yanına gittiğinde çocuğuyla birlikte neyi ne kadar yapabileceğine bakması ve kendi yükünü iyi ayarlaması gerekiyor. Taşıyamayacağı bir yükü kaldırmaya çalışmak şu anda en riskli durumlardan birisi. Çünkü vücudumuz ve zihnimiz bize söylüyor. Yorgunluk nedir? Yorgunluk orada dur anlamına gelen bir organizmamızdan gelen bir sinyaldir. Evet. Yorgunluğa kulak vermemiz lazım. Yapabildiğimiz kadar bazı şeyler eksik kalacak. Mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakmak gereken bir zaman olduğunu düşünüyorum. Örneğin şunu düşünün. Hani belki başka bir soru gelecek ama ben vurgulamak istiyorum. Çünkü meslektaşlarımdan bugün çocuk psikiyatristi, psikolog, özel eğitimci birçok meslektaşımla konuştum sizinle görüşeceğimizi bildiğim için. Özel gereksinimli olarak tanımlanan neredeyse toplumun en az %10'unu oluşturan çocuklarla ilgili bu çocukların Milli Eğitim Bakanlığı'nın güzel bir duyurusu oldu. Bireysel eğitimlerinin rehabilitasyon merkezlerinde süreceğiyle ilgili ama bu çocukların aldığı tek eğitim bu değil. Örgün eğitim içerisinde yer almaları için nasıl çözümler üretileceğine ilişkin bir boşluk var. Yine belki özel gereksinimli olarak tanımlanmamış ama gereksinimleri yüksek, dikkati dağınık, öğrenme zorlukları olan, kendini kontrolde zorlanan çocukların, bu çocukların ihtiyaçlarının gözetildiği bir eğitim düzenlemesi konusunda kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum. Doğru, çok haklısınız. Ve çocukların bir de fiziksel gelişimi de bu, ruhsal gelişimi yanında. Evde kapalı kaldılar, hareketsiz kaldılar. Örneğin benim oğlum basketbola gitmiyor. Çok daha sınırlı hareket ediyor. Bir kalabalık bir caddeden geçerken bile çocuklar başka bir dünyaya gelmiş gibi hissediyorlar şu dönemde. Okulsuz, evet, hayatta. Onların başka gelişimi için uzun vadede nasıl etkiler? Bu arada gerçekten fiziksel gelişimlerine de bir etkisi olacak mı bu sürecin sizce? Bir değerli bir arkadaşımızın görüşünü aktarayım. Diyor ki, dedi ki bana, AVM'ler, dükkanlar kapanabilir çocuklara. Çocuklara kapansın en azından. Çocukların girmesi için bir sebep yok oralara. Şekerci dükkanlarına ya da başka yerlere. Ama parkları, bahçeleri serbest kılalım. Yani saatle değil ama mekanla ilgili bazı kısıtlamalar getirmek düşünülebilir. Nasıl işte ne bileyim bir bara, meyhaneye çocukla gidilmiyor. Bazı yerler, kalabalık olan bazı yerler kapalı mekanlara çocuklar girmeyebilir ama bu saatler, bu 3 saatin içine sıkıştırılmayacak şekilde çocukların açık havada zaman geçirebilecekleri, sınırlı da olsa mekanları daha çok kullanmalarını sağlamak. Açık hava serbest olsun. Evet, şimdi bugünlerde çok sıkça söylenen bir şey var ya, Türk dizilerinde artık psikologları, psikiyatristleri daha çok görmeye başladık. Aslında en çok biz haberciler sizi daha çok ağırlamaya başladık Yankı Bey. Herhalde bu kadar yıkımın yanında bu süreç bize böyle bir katkısı var, öyle düşüneyim. Çünkü pek çok konuyu daha önce konuşmadığımız kadar detaylı konuşuyoruz bu dönemde. O yüzden son olarak
Böyle duygularımızı daha çok mu birbirimize söyleyelim evin içinde? Duygularımızı daha çok berrak bir şekilde mi paylaşalım? Birbirimize sevdiğimizi mi çocuklarımıza söyleyelim? Birkaç cümleyle bir öneriniz var mı bitirirken? Buna aslında biz literatürde genellikle hissetmeye ve hisleri paylaşmaya izin vermek. Kendi hislerimize izin vermek. Çünkü çoğumuz böyle durumlarda otomatik olarak hani bir tehlikeli bir durumla karşılaştığımızda kaslarımızı şöyle kendimizi kastığımız gibi duygularımızı ifade mekanizmalarımızda da bir kasılma hatta tutukluk oluyor. Bunun için sevdiğimiz ve güvendiğimiz insanlarla, güven duygusu içinde hissettiğimiz insanlarla ne hissettiğimizi başta korku ve endişelerimiz olmak üzere paylaşmak önemli. Küçük çocuklarla açıkça paylaşmıyoruz bu tür duyguları ama özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarla endişelerimizi, bu endişeleri gidermek için neler yapmayı düşündüğümüzü ve onların da fikirlerini sorarak onların nasıl katkıda bulunabileceğini örneğin ekonomik konularda veya evin devamı konusunda ya da evdeki iletişim konusunda açık duygulara dayalı bir paylaşıma imkan vermek. Bunu deklare etmek, yani herkesin hissini ifade etmesine cezalandırılma korkusu ya da ayıplanma korkusu olmadan izin verdiğini her evde anne babaların duyurmasını tavsiye ederim. Çok başka bir etkisi olduğunu göreceksiniz. Çocuklar ne anlayacak bundan derseniz yapın, görüyorsunuz. Sonucunu görün diyorsunuz. Çok teşekkürler Profesör Doktor Yankı Yazgan yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Görüşmek üzere.